Evet, efsane rüyalarınızı yorumlayacağım. Efsane efsane yazdığınız rüyalar. Akrep kadını. Emine Hanım, istihare rüyası kızım için yapmıştım. Rüyamda evimize Cumhurbaşkanımız gelmiş ve sizin oturduğunuz renkte koltukta oturuyor. Kızım da koltuğun koluna oturup selfie çekiyor. Ben de duruma at bize kimse inanmaz diyorum. Evet, kızınızın kariyer ve hayatıyla alakalı çok güzel aydınlanmalar. İstediği noktanın büyük bir zaferi olacak ve hanenizde bir evle alakalı sorun yaşıyorsanız büyük bir aydınlanma söz konusu olacak. Özlem Bakır. Merhaba, rüyamda askerler gördüm. Üç askerle masada çay içiyorum. Çay parasını vermek istiyorum. Askerin biri kabul etmiyor. Sonra küçük kızımla birlikte kalkıyoruz. Oradan büyük kızım okuldan almaya bisikletle. Özellikle büyük kızınızın kariyer hayatı devletle alakalı, küçük kızınızın da doktor olma ihtimali ya da kariyer hayatı ile ilgili çok büyük bir aydınlanma. Sizin belki kalp ve damarla ilgili sağlık probleminiz olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Abla, tekrar benim. Merhaba. Annem hasta ve hep ölen babamı annemin yanında rüya. Vallahi annenizin sağlık problem, babanızın sağlık problemleri daha sıkıntılı olabilir. Bununla ilgili bir hüzün yaşayabilirsiniz. Ameliyat olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Deniz Ceylan, rüyamda komşumun elinde yeşil bavul gibi cüzdanı bana göster. Oğlum 1991, evlilik ne zaman? 3 yıl içerisinde evlilik hayatını oturtacak ve kariyer anlamında da finans sektörüyle bağlantılı bir süreç yaşayacak Deniz. Selam Emine Hanım. Bugün rüyamda gördüm. Evin üstünde katına çıkıyorum. Küçük bir balkona oraya uzanan selvi gibi bir ağaç. Ağaçtan kaleye benzeyen rengarenk toplu. Evet kız Deniz. Gerçekten ölmüş annene Yasin okuyorsun. Ve nar evinde tane tane doğrayıp bunları mezara götürüyorsun. Yasin okuyorsun narların üzerine. Ve ondan sonra kısmet kapıların açılıp çok güzel hayırlara vesile olacaksın ve inanılmaz olumluluklar yaşayacaksın. Merhaba. Yıldız Han Kurbanova. 26 yaşı kardeşlerim, hep 3 yaş 4 yaş görüyorum. Ne anlama geliyor ablacığım? Bebişim, senin ilişkilerinle alakalı hep 3 ay ya da 4 ay ya da 4 yıl 3 ay devam edip bitiyor. Sende bir yarımlık var. Ayakları bağlı sırt üstü asılmış koyun görmek 1978. Bu ne ya? Ali Turna. Bence sizin işleriniz ya da ailevi sorunlarınız devam eden bir süreç. Sizin bir oğlunuz olabilir. Onun eğitim hayatı ile ilgili biraz endişeleniyor olabilirsiniz. Ama sonunda çok güzel bir oluşum yaşayacaksınız. Hiç endişe etmeyin. Yıkım olmayan deprem çok 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 sık sık gördüğüm bir rüya. Esra vesaire vesaire, teşekkürler. Psikolojik olarak iş hayatınız ya da eğitim ya da evlilik hayatınızla ilgili gereksiz tartışmalara maruz kalıp ve suçlanıyor olabilirsiniz. O yüzden tedirgin ve endişeli olabilirsiniz. Ablacığım, annemin rüyasını Şah Kulu ziyaret yerine gittik. 3 kere ihlas okup bütün derdin sıkıntın bitecek demişti tanıdığım. Ne demek acaba? Valla Şah Kulu'nu ziyaret et. 3 kere İhlas oku. 21 adet de Yasin oku. Üzerindeki bütün sıkıntıların gerçekten bitecek bebeğim. Son bir rüya daha yorumluyorum ve sonra rüyayı kapatıyorum. Emine Hanım, rüyamda babam trafik kazası geçiriyordu. Hastaneye kaldırıyordum. Ondan sonra bizim evimize gelip bir sürü insanlar saldırıyor. İş konununla ilgili hala devletle ilgili beklediğin olumluluk almışsın ama kendi içinde gerginliklerim var ve evlilik kafasına girmişim. Bence evlilik kafasından çık. Doğru bir sürece gireceksin. Rüyamda 711 rakam görüyorum. Yani 71 gün sonra ya da 71 ay, 71 ay ne kadar yapıyor ya? 36 ay, 3 yıl, 72 oluyor. Tamam, 6 ya da 6 yıl, 6 yılın üstünde yapıyor. Hedefinde ne istiyorsan gerçekleşecek ve çok doğru süreçler yaşayacaksın. Gülday Savoğlu. Son rüyayı yorumluyorum ve bitiriyorum çünkü. Rüyamda denizde sandal kürek çekerek karşıya geçtim. Bir de 11 rakamı. Canım benim, sizler hep 11'e mi takıyorsunuz? 11. Sonu 11 olan şans oyunu oynayacaksın ya da 11 ile biten milli piyango alacaksın ama bir evin olacak ve ya da oturduğun evi satacaksın. 11 numaralı bir daireye sahip olacaksın. Sağlık olarak dizlerinle alakalı sorun ve son zamanlarda nefeste tıkanıklığın olabilir. Dikkat. Evet, hoplayıp zıplıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Bol bol bizi takip edip beğeniyorsunuz. Bol bol yorum yazıyorsunuz. Evet, beni çok fazla sevmediğinizi biliyorum ama ben sizi seviyorum. Hoşça kalın.